CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşlarına ikinci çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiası kuvvetlendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu için kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım sözleri ve altılı masada yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın "Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım" açıklamasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. 15 CHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçtiği 2018 seçimlerini hatırlatan yorumcular, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi olmasa İyi Parti bugün parlamentoda yoktu, Akşener bu jesti unutmadı dediler. Sözcüden Emin Öngönül'ün haberine göre Ankara kulislerinde bu gelişmeler üzerine artık kesinleşti. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı adayıdır. Altılı Masa'nın 2 Ekim toplantısı ortak adayın CHP lideri olduğu gündemiyle başlayacak yorumu yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir itirazının bulunmadığı, Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan'ın da masadan çıkacak ortak adaya destek verecekleri belirtiliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin kısa adıyla MEKAD'ın düzenlediği "Ben Kadınım, Umudun Adıyım" programını izledi. Programda konuşma yapan Akşener, CHP'nin yıkım siyasetine karşı çıkarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener şunları söyledi: "Bu seçimi kazanmak zorundayız. Bu seçimi kaybedemeyiz. Benim çocuklarımın, yani sizin çocuklarınızın bu ülkede kalması için, bu ülkeye umutlarını bağlamaları için, hayallerini bu ülkede kurmaları için, haksızlıkların giderilmesi için, torunlarımızın başka ülkelerin garsonları olmamaları için, başka ülkelerin sığınmacıları olmamaları için bu ucube sistemi birlikte sandıkta değiştireceğiz inşallah. Bu parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçimdir. Bu seçim kazanılmak zorundadır. Bu seçimi kazanacağız elbette." En son olarak Akif'in iki mısrasını söyleyeceğim size. Diyor ki, "Süleymaniye'yi yıkmak istedin. İki kürek, iki kazma, iki ırgat gerek. Yani iki kişi, iki kazma, iki kürek. Süleymaniye gittim. Sonra dedin ki, Süleymaniye'yi yeniden yapmak gerek. Bir Sinan, bir Süleyman gerek. Eğer Sinan'a ve Süleyman'a ihtiyaç olmamasını istiyorsak, Süleymaniye'yi yıktırmayacağız." Akşener'in CHP'yi boşa çıkaran sözleri kafalarda soru işaretleri bıraktı. Aday konusunda da anlaşamayan iki parti arasında farklı görüşler akıllara geldi. Akşener'in CHP'den ayrılıp Cumhur İttifakı'na mı katılacağı merak konusu oldu. Akşener'in "yıkmak kolay, yapmak zor" söylemi Cumhur İttifakı'na mı katılmak istiyor iddialarına sebep oldu.